Merhaba sevgili gençler. Onsun tt Kimya konu anlatım videolarına devam ediyoruz. Bugün dersimizde de öğrencilerimiz için başlangıçta işte zor gelen mol kavramını anlatacağız. Hemen dersimize başlayalım. Derse başlamadan önce şunu da söyleyelim gençler. Dersimizde bol bol etkinlik olduğu için boşluk doldurmalar var. Yani cevapları yazmamız gerekecek. Dolayısıyla pdf çıktısını alıp açıklama kısmında zaten var. Onun çıktısını alıp dersi oradan takip edersen çok fayda olur diye söyleyelim. Mol kavramı ilk defa dinler için şunu da söyleyelim. Gençler bir anda kavranacak bir bölüm değil. Çok fazla soyut kavram var. Atom, tane, tanecik, molekül kavramları birbirine girecek. AKB, atom kütle biriminden bahsedeceğiz. Gerçek atom kütlesinden bahsedeceğiz. Kendinize zaman verin. Bir hafta, iki hafta, işte en fazla üçüncü hafta sonunda yeteri kadar soru çözdüğünüzde mol kavramı çok rahatla anlarsınız. Basit bir mantığı var. Ve onları zaten en öz şekliyle size bugün anlatmaya çalışacağım. İki derste e, bu mol kavramıyla ilgili bilmeniz gereken 4 tane temel bilgi öğrenmiş olacaksınız. Ve hemen dersimize başlayalım. Mol kavramı gençler atom molekül gibi küçük boyuttaki kimyasal atıyor saymak mümkün değildir diye yazmışız. Bu nedenle ediyor bilim adamları sayılamayacak büyüklükteki tanecikleri ifade edebilmek için mol kavramını geliştirmişlerdir. Yani gençler bir ihtiyaçtan ortaya çıkmış bir kavramdır. Kimyacıların bir nevi birimidir diye söyleyebiliriz. Atom ve molekül gibi çok küçük boyuttaki bu tanecikleri ifade etmek için kullandığımız bir kavramımız var. Ve bu kavram gençler bize bir sayıyı hatırlatıyor. Burada tabii ki bunu şuna benzetiyoruz. Bir düzine dediğimizde nasıl aklımıza 12 sayısı geliyorsa, bir destede 10 sayısı geliyorsa, bir mol dediğimizde de 6 bölü 0 çarpı 10 üzeri 23 sayısını hatırlayacağız. Yani aslında konunun özünde şu var. Mol gördüğümüz yere bu sayı yazabiliyoruz. Yani mol gördüğüm yerin üzerine çizip bunun yerine bu kadar tane diyebiliyoruz. Çünkü kimyacıların birimidir ve bir düzün 12 ise bizim için artık 1 mol Avogadro sayısı. Bazen zaman zaman buradaki 0,2'yi kullanmayacağız. 6 x 10 üzeri 23 diyeceğiz. Bu sayı çok büyük bir sayı gençler. Yani sayılamayacak kadar büyük bir sayı. O yüzden de sorularda zaman zaman bu sayının yerine de Avogadro sayısı dediğimiz NA'yı kullanacağız. Bakın bir notumuz var. Diyor ki bu sayı Avogadro sayısı adı verilmiştir. Ve Avogadro sayısının NA ile gösterilir. Ve Avogadro sayısı kadar taneciye 1 mol diyeceğiz gençler. Yani bu tanecik ne olabilir? Elma olabilir, atom olabilir, molekül olabilir, iyon olabilir. Ama sonuç olarak eğer bu tanecik mol ise yani 1 mol ise Avogadro sayısı kadar yani 6,0 çarpı 23 tane diyeceğiz. 1 mol karbon atomu demek 6,0 çarpı 10 23 tane karbon atomu demek. Yani 1 mol O2 demek ki burada gençler molekül kavramı şöyle hatırlatalım. Molekül çok karıştırılan bir bölüm. 1 mol O2 molekülü. Molekül deyince şöyle yuvarlak içerisine alacaksınız maddeyi ve bir bütün gibi düşüneceksiniz. 1 mol molekül 6,2,0,5,10,12,3 tane O2 molekülünü anlatıyor gibi düşüneceğiz. Yani Avogadro sayısı dediğimiz NA 6,2,0,5,10,12,3 tane ifade eder. O da 1 mol ifade eder. Bütün sorularda bazen NA diyeceğiz. Bazen Avogadro sayısı diyeceğiz. Yani bu sayıyı söyleyeceğiz. Bazen de 1 mol diyeceğiz. Genelde bu sayıyı çok fazla yazmak istemediğimiz için genelde NA'lı yazıyoruz sorularda. Onu da fark edeceğiz. Burada e, unutma bölümü var. Bunu ileriki bölümde sorularda hatırlatıp geriye döneceğim. Geçmişten günümüze gençler mol yerine kullanan kavramlar var. Zaman zaman sorularda karşımıza gelecek. Elementlerde atom gram kullanacağız. Kovalent bağlı birleşiklerde molekül gram, formül gram ve iyon gram gibi kavramlarımız var. Yani maddenin türüne göre, cinsine göre diyelim farklı mol kullandığımız kavramlar var. Ben bunları genelde gençlere şöyle diyorum. Burada ileride tekrar hatırlatacağım bu bölümü. Tregram yani no, tregramı bu şekilde görürsen Molle ilgili bir soru. Da tregram görürsen Hemen bunu karalıyorsun. Bakın burada atom gram var. Atom tire gram. Karalıyorsun mol yazıyorsun. Yani mol yerine kullan. Bir molekül tire gram. Hemen burayı karalıyorsun. Tire gramı gördün mü mol yazdım. Formül tire gram. Hemen karaladın mol yazdın. Yani buradaki tire gramları görünce ki bu tire gram yani çizgi gram başka yerde yok. Böyle görme şansımız yok. Dolayısıyla tire gram gördüğünüz yerlerde başındaki kavram ne oldu önemli değil hemen mol deyip geçebilirsin. Yani bir iyon gram OH yerine 1 mol OH diyeceğiz. Zaman zaman bu telegramları görürseniz direkt üzerine çizip mol diyebilirsiniz. Zamanı geldi de tekrar bunu hatırlatacağız. Şimdi yavaş yavaş siz çok fazla yormadan böyle parça parça yükleme yapacağız gençler. Bir yüklemesi yapacağım. Kavramları hatırlatmaya çalışacağım. Zaten dört tane kavramımız var gençler. Bakın burada bağlı atom kütlesi var. Ortalama atom kütlesi var. Mol kütlesi var. Bir de gerçek atom kütlesi var. Bu dördünü sırayla anlatacağım. Hepsi parça parça. Yani dört tane kavram öğreneceğiz. Bağlı atom kütlesi, ortalama atom kütlesi, mol kütlesi ve ikinci videoda göreceğimiz gerçek atom kütlesi şeklinde dört tane kütleden bahsedeceğim. Onlarla ilgili sorular çözeceğiz. Ama önce şu tane tanecik olayını iyice görün diye bir etkinliğimiz var. Hemen birinci etkinlikte gençler bakın bir mol bir tane ne anlatır? Ve Gördüğüm zaman neler yazıyoruz onu göreceğiz. Yani ilk amacımız 1 mol avogadro sayısı yani NA tane kısmını hatırlatmak. Yani tekrar geri geliyorum gençler. İlk amacımız şurayı kavratmak. Mol gördüğüm zaman avogadro sayısı. Avogadro sayısını gördüğüm zaman da yine NA yazmamız gerektiğini hatırlatmak. Hemen geliyorum buraya bakın. Bir tane SO3 molekülü için neler yazmışız veya da neler yazabiliyormuşuz bakın. Tek bir tane yani zaten göremiyoruz. Tane atom kavramı zaten soyut bir kavram gençler. Elimizde tek bir tane SO3 var. E dolayısıyla bunun içerisinde yani bir kabın içerisinde SO3 gazı olduğunu düşünün gençler. Tek bir tane var ama. Yani bir tane SO3 gazı olduğu için de bakın ne diyoruz. İçerisinde bir tane olduğu için gençler içerisinde sadece ve sadece bir tane S atomu var. Aynı şekilde içerisinde yani bu kabın içerisindeki SO3'ten gelen 3 tane oksijen atomumuz var. Ve Topladığımızda isim olarak söylemezsek 4 tane de atom var diye söyleyebiliriz. Molekül olarak dediğimiz zaman ise molekül gençler bir bütünü ifade ediyor. Yani bu SO3 molekülüdür. O yüzden bu kabın içerisinde kaç tane molekül var? Bir tane SO3 molekül var. Yani tane olunca tane dememiz gerekiyor diye söyleyeyim. Şimdi mol dediğimiz zaman ise o meşhur mol dediğimiz zaman ise gençler Mol neyi atlatıyordu? 6,02 çarpı 10 üzeri 23'ü atlatıyor. Yani dersin kapağında bulunan bu upuzun sayı atlatıyor. okuması bile mümkün değil. Yani çok büyük bir sayı ifade ediyoruz gençler. O yüzden bu sayıyı e, ne yapacağız? Yerine NA kullanacağız. Bakın ne dedik? şu anki amacımız bu sayıyı NA şeklinde ya da mol şeklinde ifade etmek. Şimdi burada bize bir tane değil de artık bir mol diyor. Yani kabın içerisinde gençler az önce gördüğümüz o kocaman sayı var. Yani içerisinde So3, SO3 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 yazamayacağımız kadar yazsamız bile ömrümüzün yetmeyeceği kadar bu SO3'ten var. Sadece 1 molü bile yazamam ben buraya. Saatlerce uğraşsak yazmamız mümkün değil o sayıyı. Şimdi dolayısıyla bir tane desem bir tane S olduğunu, 3 tane O olduğunu ve 4 tane atom olduğunu biliyorsan 1 moldekini de biliyorsun. 1 mol SO3. Şimdi bakın bunu artık şöyle yapalım. Bunu sileyim tekrar. Bakın burayı silelim ve tekrar yazıyorum. Bu sefer kabın içerisinde gençler 1 mol SO3 var. Artık sen bunu söylerken mol olduğu için çok fazla var. Şöyle söyleyeceksin. 1 mol içerisinde 1 mol S var. Yazdım. 1 mol içerisinde 3 mol artık ne diyeceğiz? 3 mol oksijen var ve biz neyi biliyoruz? Mol gördüğümüz yere ne diyebiliriz? Avogadro sayısı diyoruz. Yani 6,02. Bakın 1 mol S atomu var dediğinde sen bana aynı zamanda ne demiş oldun? Avogadro sayısı kadar tane kükürt atomu var dedin. Aynı şekilde bu sayıyı kullanmak istemediğin için daha kolay olsun diye ne diyeceksin? En az tane kükürt atomu var diyeceksin. Yani bana 1 mol dediğin anda bu kadar tane. E bu kabın içerisinde 3 mol oksijen var. Yani 3 mol dediğinde ne demiş oluyorsun? Bu sayı yerine ne yazıyorduk? Mol yerine. 6^0 x, x 10^23. Yani sen bana diyorsun ki 3 mol oksijen atomu var. Yani 3 x 6^0 x, x 10. 23 tane oksijen atomu var demiş oldun. Aynı zamanda 3 Na tane var dedin. Yani zaman zaman bir soruda böyle bir şık şey olacak. Bir soruda böyle ifade edeceğiz. bir soruda böyle ifade. Edeceğiz. Yani üçüyle de hazırlıklı olmamız lazım. Yine bu kabın içerisinde yani 1 mol SO3 bulunan kabın içerisinde kaç mol atom var? 1 mol S var, 3 mol de 3 mol de oksijen var. Buraya 1 mol S diyelim. Ya yani topladığımızda 4 mol atom var. Ve mol yerine ne yazmışız? Avogadro sayısı kadar atom var. Ve avogadro sayısı 4 Na şeklinde ifade etmişiz. Nokta nokta tane molekül içeriyor diyor. Buraya dikkat edelim. Molekül dediği zaman ilk yapacağın işlem sana sorulan madde yuvarlak içerisinden molekül diye bir bütün olarak bakıyoruz gençler. SO3 molekülü. Yani 1 mol SO3 molekülünde ne kadar molekül var? 1 mol molekülü. Ama tane dediği için gençler ne yapacağız? Sayıya dönüştüreceğiz. Yani 1 mol molekül var diyebilirdim ama tane istediği için ne yapıyoruz? Karşısına 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül içerir diyeceğiz. Ya da en a tane en a tane molekül içerir diyeceğiz. Bu şekilde molekül görünce böyle yapıyoruz. Şimdi ne yapıyorsun? Pekiştirme bölümü pdf'in çıktısını aldın. Hocanı burada dinledi. Pekiştirsen bölümündeki kısımları sen dolduruyorsun. Sonra benim cevaplarımla örtüşüyor mu diye bakıyorsun. Hemen videoyu durduruyoruz ve kendimizi deniyoruz. Ondan sonra videoyu çalıştırıyoruz ve doğru mu diye kontrol ediyoruz. 1 mol H2CO4 molekülünde gençler nokta nokta mol hidrojen atomu vardır. Hemen bakıyorum. Burada 2 tane görüyorum. Yani 2 mol görüyorum. Mol dediği için mol diyeceğim. 2 mol hidrojen atom vardır. Nokta nokta tane S atomu vardır diyor. Bakıyorum. Burada 1 mol S var. Ama mol olarak istemiyor. Tane olarak istiyor. O zaman ne diyeceğim? 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane C atom vardı. Nokta nokta mol oksijen atom vardır diyor. Bakıyorum 1 molünde 4 mol 4 çarpı 1'den 4 mol oksijen atom vardır. O zaman 4 mol oksijen atom var diyorum. Toplam nokta nokta tane atom vardır diyor. Şurayı tekrar silelim. Tekrar görmek için. Kalemi aldım. Tane atom isim vermemiş. O zaman 4 buradan 1 buradan 5 2 de buradan 7. Yani normalde 7 mol atom var ama tane olarak istemiş. O zaman 7 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane atom vardır. Nokta nokta ena tane diyor. Zaten yine tane olarak bulmuştuk ama bu sefer ena cinsinden. Yani 7 ena tane atom vardır diyeceğim. Yani şu sayı ne? Ne yapıyoruz gençler? Ena'yı kullanıyoruz ya da mol diyebilirim. Nokta nokta atom var diyor. Yani bakın bunlar hep aynı anlama geliyor demiştik. Mol, Na, avogadro sayısı. Yani amacımız zaten burayı kavratmak. O zaman buraya ne, ne yazıyoruz? 7 mol atom vardır diyoruz. Ve nokta nokta tane molekül diyor. Hemen ne yapıyoruz? Molekül deyince hocam böyle çizin demişti. Yuvarlak çizgisini alın. Bakın burada bir bütün var. Yani 1 mol molekül var. Tane dediği için 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül vardır diyoruz. Tekrar pekiştirme yapacaksın ve burada gençler artık siz bir mol okumayı öğrendiniz. Ve o kadar önemli ki bu bir mol'ü söylemek. Bir maddenin bir mol'üne bakıp yani buradaki maddenin bir mol'ünü doğru okuduğunda sana artık ne sorulsa sorulsun cevaplandırabilirsin. Çünkü sen bir mol'ü söyleyebiliyorsun. Burada da söyledin. Burada da söyledin. Şimdi artık bize bir mol değil de 2 mol, 3 mol, 5 mol ne olduğu önemli değil. Bir mol'ü biliyorsan Diğer molleri de biliyorsun demektir. Yani katlarını alacaksın. Burada da 2 mol şeklinde sormuşuz. Bakın hemen bunun cevabını vereceğim. 2 mol H2O molekülünde nokta nokta mol hidrojen atomu vardır. Önce 1 mol'e bakıyorum. Normalde 1 mol'ünde yani H2O'nun kendisi 1 molken 2 mol vardır. E başında da 2 var. Yani 2 kat fazlası olacak. O zaman ne diyeceğim? 4 mol hidrojen atomu vardır. Nokta nokta mol oksijen atomu vardır diyor. E yine bakıyorum 1 mol içerisinde 1 mol oksijen var. Ama 2 mol olduğu için 2 mol oksijen atom var diyeceğiz. Yani kat sayıyı ne yapıyorsunuz? 2 mol olduğu için genişletiyorsunuz sayıyı. Toplam şu kadar tane atom vardır diyor. Tekrar bakın buraya yazalım. 1 molünde yani 1 mol H2O'da kaç tane atom vardır? Normalde 3 mol atom vardır. Tane istediği için 3 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 demem gerekir normalde. 1 mol olsaydı ama. Ama burada 2 mol dediği için ne yapıyoruz? 3 çarpı Avogadro sayısı kadar değil de 6 altı çarpı 6 çarpı 0 çarpı 10 23 tane diye söylüyoruz. Ve nokta nokta Na tane atom vardır diyor. Hemen 6 Na tane atom vardır diyoruz. Yani 3 çarpı burayı 2 mol yapalım. Bakın benzer şekilde 3 2 mol H2O'da da 6 mol atom vardır. Yani 6 Na tane nokta nokta mol atom vardır diyor. Hemen 6 mol atom vardır. Bakın 6 mol, 6 Na, 6 çarpı Avogadro sayısı. Yani yine buraya gelmiş olduk. Ve nokta nokta tane molekül vardır diyor. Molekül deyince ne dedik? Bir bütün gibi düşüneceğiz. Dolayısıyla 1 mol'de 1 mol vardır. 2 mol'de 2 mol. Yani 2 çarpı 6,0 çarpı 10 üzeri 23 diye söyleyebiliriz. Bu etkinlikle beraber mol, Na ve Avogadro sayısının aynı anlamda kullanıldığını ne zaman neyi sorarsa ona göre uygun şekilde söylememiz gerektiğini öğrenmiş olduk. Şimdi 4 tane kavram var demiştik. Bağıl atom kütlesi, ortalama atom kütlesi, mol kütlesi ve gerçek atom kütlesi. Sırayla bunlardan bahsedeceğiz. Ondan sonra karışık sorularla bu konuyu size kavratacağım. Bağıl atom kütlesi gençler. Yine sorularda içerisinde bize verilen sayılar var biliyorsunuz. Burada olduğu gibi karbon 12, magnezyum 24 gibi sayılar verecek. Bu bağıl kelimesi nereden geliyor? Bakın diyor ki... Atomların kütleleri çok küçük olduğu için diyor. Atom kütlesini tartarak doğrudan ölçmek mümkün değildir. Bu nedenle diyor. Atomların kütleleri bir atomun kütlesiyle kıyaslanarak belirlenmiştir. Yani gerçekte ölçülen değerler değil, kıyaslamayla bağlı olarak ölçülmüş değerlerdir. Günümüzde bütün atomların kütleleri diyor standart kabul edilen karbon 12 izotopunun kütlesine göre belirlenir. Bu en son standart kabul edilen elementimiz. Yani karbon 12'ye göre Bulunmuştu. 1961 yılında IUPAC yani Uluslararası Kimya Birliği'nin aldığı kararla karbon 12 seçilmiş. Tabi daha öncesinde gençler öncesi var. Bakın daha öncesi karbondan öncesi var. Önce hidrojeni seçiyorlar. Hidrojen izotopları olduğu için ve kütlesi olduğu için vazgeçiyorlar. Yine oksijen seçiyorlar. Burada oksijenden de vazgeçip en son karar karbon 12'ye göre kıyaslıyorlar. Yani bütün elementlerin kütleleri karbon 12 izotopuna göre belirlenmiştir. Karbona göre kıyaslama yapacağız. Ve buna göre kaçta kaçıdır ona bakıp buna göre kütleleri buluyoruz. Ve bir atomun diyor kütlesinin karbon kütlesine kıyaslanmasıyla bulunan sayıya bal atom kütlesi denir. Bu kavram önemli. Yani bunu bir sınavda bile sordular. Tek bir tane karbon 12 atomu 12 akb'dir. Yani atomun kütle birimidir. Bu şekilde kabul edilmiştir ve bunu böyle şöyle düşünebilirsiniz gençler. Karbonun kütlesi böyle olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12 bölme Bu karbon 12. Ve bir tane karbonun kütlesi 12 AKB olarak düşüneceğiz. Burada ne diyordu gençler? Yani burada ifade yok. Karbon kütlesiyle kıyaslanmasıyla bulunur. Yani karbonun yanına hidrojeni getirdiğinizde gençler. hidrojen kütlesi sadece bu kadar kıyaslama yapıldığında. Dolayısıyla buraya 12 AKB dediğimiz için gençler karbon 12'de birine 1, 1 AKB diyorlar. Ve hidrojen de 12'de birine denk geldiği için hidrojenin kütlesi 1 AKB olarak çıkmış. Bir tane hidrojen 1 AKB. Oksijeni kıyasladığımızda 16 AKB'miş. Yani o zaman gençler demek ki karbona göre çok daha büyük bir kütleye sahipmiş. 12'den daha fazla. Bu şekilde hesaplanmış. Yani her bir atom kütlesi bu şekilde hesaplanmış Tabii ki bu sayıları biz ezberleyeceğiz mi? Hayır. Soruda bize mutlaka vermiyor. Bir tane karbon 12 AKB. Bir tane su molekülü 18 AKB. İki tane hidrojen bir tane oksijen toplarsanız 18. Bu şekilde bir tane SO3'ü de 80 AKB olarak bulabiliriz. Yani elementleri ve bileşikleri bu şekilde e, ne yapıyoruz? Atom kütle birimi kullanarak karşılaştırma yaparak bulabiliyoruz. Bir tane karbon 12 atomlu 12 AKB'dir dedik ve bir tane karbon 12'de birine ise ne diyormuşuz? 1 AKB. Yani şurada anlattığımız bir tane karbonun 12'de birine. Bakın bu 12'de birine 1 bir AKB diyoruz. Bağlı atom kütlesi bu kadar gençler. Buradan anlayacağımız şey şu. AKB kavramını göreceğiz. Bunu zaten ileriki bölümlerde sık sık kullanacağız. Tane olunca gençler tane olunca AKB yani atom kütle birimini kullanacağız. Ve bağlı atom kütlesini ifade ediyor diye söyleyeceğiz. Şimdi kendi içerisinde basit bir bölüm var. O da ikinci yani bağlı atom kütlesinden bahsettik. Şimdi ortalama atom kütlesinden bahsedeceğim. O da içlerinde en kolaylarından bir tanesi. İzotop atomlar ve ortalama atom kütlesi diyor. Ki izotop atomları siz gençler dokun sınıftan yani Dalton atom modelinden beri biliyorsun. Dalton atom modeli diyordu ki bir element tüm atomları özdeştir diyordu. Yani aynı element özdeştir diyordu. Ki daha sonrasında biz ne demiştik gençler? Dalton atom modelinin varsayımı olan aynı element atomu özdeştir fikrini çürütmüştük. Demiştik ki izotop atomlar vardı. Yani kütle spektrosu bulunması çürütülmüştür diyor. Ve doğada pek çok elementin gerçekten izotopu var. İzotop kavramını yine dokun sınıftan anlatıyoruz. Neydi? Proton sayısı aynı olanlara ki P harfinden hatırlıyorduk. Ee, sol alt köşedeki çekirdek yükü atom numarası ya da proton sayısı ile ifade ettiğimiz buradaki sayı aynıysa bunlara izotop atom diyorduk. Yani buradaki P harfi bize hatırlatıyordu. Doğada pek çok elementin izotopu olduğunu biliyoruz ve Dolayısıyla burada e, neyi kullanacağız yani kimin kütlesini kullanacağımız e, durumu ortaya çıkıyor. Burada da gençler e, bilmemiz gereken bir formül var onu kullanacağız. Hemen şurayı hatırlatalım önce. Proton sayıları aynı kütle numara farklı olan atomlara izotop atom denir diyeceğiz. İzotop atom denir ve kütle spektroskopisi ile izotop atomların bağlı atom kütleleri ve doğada bulunma yüzleri ölçülür diyor. Nasıl ölçülü kısmına gelirsek de gençler izotopların doğada bulunma üzere dikkate alınarak diyor hesaplanan kütle ortalama atom kütlesi denir. Çok basit bir hesaplaması var gençler. Ortalama atom kütlesini şöyle hesaplayacağız. Var olan izotopların yüzdesiyle kütlesini çarpacağız. Kaç tane varsa işlemi devam edeceğiz. İkinci izotopun yüzdesi ve kütlesi. Üçüncü izotopun yüzdesi ve kütlesi bölü yüz diyeceğiz. Ve böylece buradan çıkan sonuç bize ne yapacak? Ortalama atom kütlesini verecek. Yani gençler doğada Şimdi 3 tane hidrojen var. E, hidrojen, hidrojen, hidrojen. Birine döteryum diyoruz. D ile ifade edilir bazen. Bazen T ile de yazabiliriz. Yani üçüne de H de diyebiliriz. Hidrojen 1'e 1, bir, döteryum 1'e 2, e, trityum 1'e 3. Bunların hepsine bir hidrojen diyoruz. Ve şimdi burada kütle olarak da biz genelde hidrojeni 1 alıyoruz. Burada 1 almamızın sebebi şu. Doğadaki hidrojenlerin yaklaşık %99'u kütlesi 1 olan. Yani her 100 tane bir tanesi ya da daha azı bunlardan oluşuyor. Dolayısıyla burada Yüzdeye bağlı olarak ortalama atom kütlesi hesaplanıyor. Şimdi bakın bir örneğimiz var. Rehber soru 19'da. Bakır elementinin doğada 2 izotopu vardır. Bakır 63 doğada %75 oranında. Bakır 65 de doğada %25 oranında bulunmaktadır. Buna göre de ortalama atom kütlesini bulunuz. Hemen şunu yapacaksın. Ortalama atom kütlesi eşittir. 63 çarpı 75. Artı yüzde ile kütleyi çarpıyorsunuz. 65 çarpı 25 bölü 100. Ki buradan şu yorum yapman lazım zaten. Elinde 63 ve 65 kütleli iki tane izotop var. Kimden daha çok var? 63'ten. Yani normalde eşit olsaydı, 150 150 olsaydı ortalama 64 çıkardı. Ama 175 bunlar olduğuna göre 63'e yakın bir sayı olacak ki buradan hesapladığınızda 63,5 geliyor gençler. Yani Bakır'ın ortalama atom kütlesi 63,5'tur diye söyleyeceğiz ve bunu kullanacağız. Yani eğer izotop atomlar varsa paransiyasına verilen sayılar virgül özellikle varsa bilin ki izotopu vardır ve ortalama atom kütlesi hesaplandığı içindir diye söylüyoruz. Genelde küsuratlar yuvarlama yapılarak verildiği için sorularda genelde tam sayı gibidir ama bazen klor 35,5 verilir mesela ortalama atom kütlesi nedeni işte bu şekilde hesaplanarak bulunması diye söyleyebiliriz. Şimdi ortalama atom kütlesinden de bahsettik. Şimdi sırada mol kütlesi var. Onu da vereceğiz. Sonra dersi bitireceğiz. Bir anda hepsinin işlemmemesi işlenmemesi gerekir. Sonrasında bir sonraki videoda gerçek atom kütlesini anlatacağım. Sonra hepsini beraber tekrar özetleyeceğiz. Böyle iki derste konu anlattığım kısmında hemen bu bölümü kavratacağım size. Devam ediyoruz. Mol kütlesi aslında sürekli yaptığımız bir işlem gençler. Mol kütlesi baktığımızda diyor ki 1 mol taneciğin gram cinsinden kütlesine mol kütlesi denir. Birimi de gram bölü moldür diye söyleyebiliriz. Bakın burada örnek vermişiz. 1 mol karbon atomu için 12 gram karbon atomudur. 1 mol oksijen atomu 16 gram oksijen atomudur. 1 mol O2 molekülü de 30 gram O2 molekülü. Burada yani şu farkı artık yapmamız gerekir gençler. buraya tekrar yazayım bakın. Bir tane az önce bağlı atom kütlesini görmüştük. Bir tane karbon için demiştik ki 12 AKB demiştik. Tane olunca AKB kullanacaksınız gençler. Çok net. Mol olunca da çok büyük bir sayı. Neyi kullanacağız? Gramı kullanacağız. Yani bir tane karbon 12 AKB'dir. Bir mol karbon ise 12 gramdır diyeceğiz. Yani tane olunca AKB, mol olunca gram kullanmamız gerektiğini öğreneceğiz. Mol kütlesini nasıl hesaplıyormuşuz? Aslında e, atomik kütle birimi yani bağlı atom kütlesini biliyorsan sen aslında mol kütlesini de biliyorsun demektir. Yani 1 mol O2 ne kadarmış 32 e, grammış bir tane O2 nedir diye sorarsak o da 32 AKB vereceksin. Yani arada böyle bir basit bir farklılığımız var ki mol yerine bakın Avogadro sayısı kadar tane diye buraya yazmışız. Aynı şeyi ifade ediyor. Bunda bu aynı şeyi ifade ediyor ve mol olunca gram kullanıyoruz. Şimdi bakın burada da bir örnek vermişiz. H2O bileşinin mol sayısı kaçtır demişiz. Yani hemen bakıyoruz nasıl hesaplamışız. Bize sorunun devamında ne yapmış? atomik kütle birimlerini vermiş. Oksijen 16, hidrojen 1 şeklinde. E burada bir tane oksijen olduğu için 1 mol oksijene 1 çarpı 16, 16 gram. 2 tane hidrojen olduğu için 2 mol hidrojeni de 2 çarpı 1'den 2 gram olarak toplamışız. Ve buradan 18 gram bölü mol olarak bulmuş. Yani suyun mol kütlesi 18'dir diyoruz. Benzer bir şekilde 3 tane oksijen var. O zaman 3 çarpı e buradan hemen oksijen 16 olduğu için 3 çarpı 16'dan 48 yapacağız. 2 tane demirimiz var. 2 çarpı 1 tane demir 56 AKB'ymiş. Hemen 56 yazdık. Buradan da 112 bulduk. Ve bunları topladığımızda 160 olarak buluyoruz. Tabii ki burada mol test dediği için de gençler ne diyeceğiz? 160 gram bölü moldur diye ifade edeceğiz. Ve pekiştirmek için verilmiş 2 tane örneğimiz daha var gençler. Artık bu bölümü direkt geçmemiz lazım. Niye? Çok basit bir şey. Yani geçmişten beri sürekli yapılmış bir şey aslında farkında olmadan yapıyoruz. Burada da direkt anlatımını yapıyoruz. Yani mol kütlesini zaten hesaplıyorsunuz birçok yerde. Hemen hesapladık. 3 tane oksijen var. 1 tane azot var. 4 tane hidrojen var. 1 tane yine azot var. Buradan hemen oksijen 48 olarak aldım. Oksijen 16 olduğu için 3 ile çarptım. 48. Azot burada 14. Yine 4 tane hidrojen var. 1 çarpı 4 4 aldım. Burada bir azot daha var. Bir 14 daha aldım. Topladım hepsini gençler. 40, 50, 60, 72, 80. Buradan 80 olarak bulmuş olduk. Ve yine aynı şekilde benzer olarak 2 tane F var. 19 çarpı 2'den 38 olarak aldık. Magnezyum e, buradan 24 çarpı e, 1. Buradan da 24 geldi. Topladık gençler yani işte ne olmuş oldu. 62 gram bölü mol olarak bulduk. Bunu da 80 gram mol olarak bulduk. Rehber soru 21'de 2 mol H2O nokta nokta gramdır diyor. E hemen gençler ne ihtiyacımız var? Burada H2O'nun mol kütlesini hesaplaman gerekir. Zaten az önce hesaplamıştık. Oksijen 16, hidrojen de 2 tane olduğu için 2 çarpıdan 1'den 2. Yani topladığımızda mol kütlesi 18 gram bölü mol olduğunu biliyorsan ki mol kütlesi hesaplamayı biliyormuşsun demektir 18'e bulduğunda. Sana 2 molünü soruyor. E 1 mol 18, 2 molü 36 gramdır diyeceğiz. Yani orantı kuracaksın. 1 mol 18 ise 2 mollü ne kadardır? 36. Yani şu an nedir gençler? Sıfırdan hiç bilmeyenler anlatır gibi temel seviyede anlatıyoruz ama ikinci videodan itibaren gençler artık bir tık daha yukarı doğru gitmeye başlayacağız. E buralarda zorlanmaya başlayacağız ama dediğim gibi buraları sağlam öğrenirsek bu ileriki bölümde çok daha rahat bir şekilde geçersiniz. 11,2 gram demir diyor. Nokta nokta e Burada size demirin gram bölüm mol şeyi, yani 1 molünün kaç gram olduğunu söylemiş. Hemen yazıyorum. 1 mol demir 56 gram ise 11,2 gram kaç moldur? Dikkat ederseniz hep katları oluyor kimyada gençler. 56, 112 yani aşağı doğru gittiğinde 112 olsa 2 katı olur. Yani ama bir virgül kaymış. Dolayısıyla buradan 0,2 mol olduğunu anlıyoruz. Yani 11,2 gram demir 0,2 moldur diye buluyoruz. Böylece bu örnekle beraber gençler molün ilk bölümünü hızlı bir şekilde size kavratmaya çalıştık. Şimdi son bir bölümüm var. Az önce de söylediğim gibi gerçek atom Burası biraz daha kafa karıştırıcı bir bölüm ama burada daha fazla etkinliğimiz var. Onları da anlayarak inşallah molü size kavratacağız. Ben hepinize başarılar diliyorum gençler. Bir sonraki kimya bilen videosunda yani molün ikinci videosunda gerçek atom videosunda görüşmek üzere.